İyi akşamlar Mete. İyi akşamlar abi. Evet Mete, bugün herkes şokta. Dün itibariyle verilen karar sonrasında TFF dün mesai sonrasında bir karar açıkladı. Tabii saat 14 gibi kulislere düştü ve bilgiler sadece özellikle ikinci ve üçüncü ligde playoff'un olduğu 2. ve 5. sıralardaki takımların ama bölgesel amatör ligle ilgili sadece liderlerin alındığıyla ilgili bir karar ortaya çıktı. Sadece tek cümleyle neler söyleyeceksin Mete Ekiz? Evet abi, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Birinci sırada üçüncü lige çıkan takımları da tebrik ediyorum. Fakat alınan kararlar son derece yanlış bir karar. Tabi burada birinci sıradaki takımları tutmuyorum yani. Suçlu tutmuyorum elbette. Onlar sadece verilen karar sonucuyla üst lige yükseldiler. Şimdi burada öncelikle bölgesel amatörlük, ikinci lig, üçüncü lig gibi kolay kolay karar alınabilecek bir lig değil. Neden değil? Bu ligde 11 tane grup var. Her grubun puan sıralaması, ligden düşmesi, katılan illerin sıralaması, her şeyi çok farklı. Öncelikle bölgesel amatör ligin grup grup değerlendirilmesi gerekiyordu. Mesela bugün birinci gruba bakıyorsunuz, Mardin Siirt kapışması var. İkinci grupta Kağıt Adıyaman var. Hele beşinci grupta İçer Ceyhan'da Ceyhanspor'un içeride İçer'le maçı varken siz İçerspor şampiyon diyorsanız, yani Ceyhan'ı resmen göz göre göre doğuruyorsunuz demektir. Bu anlama geliyor. Belki Ceyhanspor İçeride İçel'i yenecek ki saha avantajı var. Siz İçel'e saha avantajını kullandırmışsınız. Ama Ceyhan'a gelince, yok kardeş sen kullanamazsın, ben böyle yaptım, böyle oldu, İçel çıktı. Böyle bir karar alınamaz. Şimdi Ceyhanspor para harcadı etti. Belki de bu maça güvendi adamlar ya. Belki İçel'i yeneceğim, ben çıkacağım dedi adam. Ya bunu garanti edebiliyor musunuz? Yedinci gruba geliyorsunuz. Kestelspor, Isparta, Karaman. Belki Kestel maç kaybedecek. Belki Isparta maç kaybedecek. Karaman çıkacak şampiyon. Burada Karaman'ın hakkı yenmiyor mu? Ya da Kestel puan kaybedecek ki 4 hafta var yani, puan kaybetmesi muhtemel. Bölgesel amatörlük yani inanılmaz değişken bir ligdir. 9. gruba bakıyorsunuz, Yıldırım var, Kütahya var. Hele 11. grupta o karar almak yürek ister. Arnavutköy, Edirne, yani 1. sıradaki Arnavutköy ile 4. sıradaki Çengelköy arasında tam 3 puan fark var ve 4 hafta var. 4 takım birden kapışıyor. Siz burada nasıl karar veriyorsunuz? Size bir örnek vereceğim şimdi. Geçen sene son haftaya 5. grupta Silifke 59 puanla lider girdi. 2. sırada Aksaray 56 puanda. 3. sırada İçer İdmanyurt'a 56 puanla son haftaya girdiler. Son hafta maçları oynandı. İçer Spor maçını kazandı. 59 puana yükseldi. Aksaray deplasmanda Silifke'yi yendi. 59-59 ikili averaj farkıyla Aksaray Belediye, pardon, üçlü averaj, düzeltiyorum. Üçlü averajı Aksaray Belediyespor şampiyon oldu. Geçen sene bu durumda baktığımız zaman, şimdi Ceyhan İçel modeli var bakın, gene aynı şekilde. Dikkat ediyorsanız maçı var takımların. Belki Ceyhanspor İçel'i yenecekti. Niye bu fırsatı vermiyorsunuz bu takımlara? Ya niye verilmiyor yani? Burada şimdi Sayın Ali Düşmez diyor ki, ben amatörden geldim diyor. Ben yöneticilikten geldim diyor. Size en iyi ben anlarım diyor. Doğru mu Levent abi? Ali Düşmez herkesi kandırmıştır. Ve Şimdi şöyle diyeyim vaatlerde ben. bulunmuştur. Şimdi Yani hayır, şöyle diyeyim. bu ekranlarda, vaatlerde bulunup bütün Evet. takımlara mavi boncuk dağıtmış ve herkese 20-25 tane takıma söz vermiştir. Ve Ali Düşmez'e de bütün kulüpler, az sonra da göreceksiniz, bütün kulüplerden tepki var. Özellikle Ali Düşmez ve Nihat Özdemir'e. Şimdi söz verip vermediği konusunu bilemeyiz ama Sayın Ali Düşmez hep diyor ki, şunu diyor, bana her zaman ulaşabilirsiniz diyor, doğru mu? Ben yaklaşık olarak 7-8 senedir bölgesel amatör ligin içindeyim. Yani tanımadığım futbolcu, tanımadığım kulüp başkanı, kontakta olmadığım kimse yok. Yani herkesi tanıyorum, kısaca öyle söyleyeyim. İçinde olduğum bir iş yani, öyle diyeyim. Şimdi bugün bakıyorsunuz, kontenjan kuralı dedi, futbolcular tepkisini koydu. İstanbullara kadar Emrullah Öztürk, hatta Amatör Futbolcular Birliği Başkanı. Emrullah Öztürk gitti, Hakan Ünsal'la dahi görüştü. Profesyonel Futbolcu Derneği'ni aldılar, beraber gittiler. Yani resmi kurumları da alıp beraber gittiler. Ona rağmen bugün çözülecek, şöyle çözülecek, şu saatte çözülecek derken yapa yapa bir yaş gençleştirdi. Üstüne bir de genç kontenjan kuralı uyguladılar. Gene bir sonuç alınmadı. Yani bir sorun çözülmedi. Bugün bakıyorsunuz statüyü, yıllardan beri konuşuyoruz statüyü. Diyoruz diyoruz diyoruz, kulüpler diyor daha doğrusu. Bir sorun çözülmedi. Bugün bakıyorsunuz, ya kardeşim şunu dediniz mi siz bir kere İstanbul'a? Ya Ceyhan Başkanı gel kardeşim ya. İçel Başkanı gel kardeşim. Isparta Başkanı gel kardeşim. ASKF Başkanlığınızı da alın gelin. Yıldırım Başkanı gel. Kütahya Başkanı gel. Edirne Başkanı gel. Tekirdek. Ya kardeş siz ne istiyorsunuz? Sizin dertleriniz de sorunuz da. Bunu sordunuz mu ya bir kere bile? Kulüpler ne istiyor? Bunu sordunuz mu siz?
Ya kardeşim bakın şunu dediniz mi? İkinci ligi, üçüncü ligi topladınız, doğru mu? Evet. Evet. Ama bugün geliyorsunuz bölgesel amatör takımlarını çağırmıyorsunuz. Ya bu takımların, ya bak size bir şey söyleyeyim mi? Üçüncülük kulüpleri mi belirliyor bölgesel amatör ligin durumlarıyla alakalı? Şimdi oraya da geleceğim. Bir dakika oraya da geleceğim. Evet. Şimdi bugün Isparta Spor nereden baksanız 2-3 milyon lira para harcamıştır bakın. Üçüncülükteki evet. Çoğu takım bu parayı harcamıyor. Niye? Adamlar statü kurbanı mecburen para harcamak zorundalar. Başka çareleri yok. Çareleri yok adamların. Bugün Ceyhan Başkanı, işte Isparta Başkanı, Karaman Başkanı, Kütahya Başkanı. Ya bu adamlar çoluklarından çocuklarından kesiyorlar. Kulüplere futbolcu ödeme yapıyorlar ya. Yazık değil mi bu adamlara? Bu adamların hepsi iş adamı bakın. Hepsi iş adamı. Bu adamlar yazık değil mi? Şimdi geliyorsunuz diyorsunuz ki olağanüstü durum var. E tamam olağanüstü durum var. İkinci ligi çağırdık, üçüncü ligi çağırdın. Balı niye çağırmıyorsun İstanbul'a? Bu adamlar para harcamış cebinde. ATK Başkanları niye çağırmıyorsun ya da hadi amatör kurul diye geçiyorsun. Niye çağırmıyorsunuz? Ayrıca takımlara tek gelir sağladınız mı şu ana kadar? Maçlar iddiaya alınmıyor. İsveç'in bilmem kaçıncı ligi, İngiltere'nin amatör ligi iddiaya giriyor. Ama kendi öz kulüplerimiz yani öz futbolcularımızın oynadığı lig iddiaya girmiyor. Takımlara gelir sağlanmıyor. Yol yardımı aldığı altında para veriyorsunuz. O da toplasanız 20 bin 30 bin lirayı zaten geçmiyor. Kulüp harcıyor 3 milyon lira. Siz veriyorsunuz 30 bin lira. Ya böyle bir dengesizlik var yani. Ayrıca futbolcular geliyor, sorunları çözülmüyor. Kulüpler gidiyor, sorunları çözülmüyor. Teknik adamlar gidiyor diyor, kurs ücreti yüksek kardeşim biz amatörde çalışıyoruz bakın diyor. Aa lisans alamıyoruz diye 45 bin lira. Sorunlarını çözmüyorsunuz, görmezden geliyorsunuz. Olağanüstü durum diyorsanız madem ya komple bembeyaz sayfa açacaktınız ya da maçları oynatacaktınız kardeşim. Olağanüstü durum diyorsanız hiç kimseyi çıkarmayın o zaman. Bir de size bir örnek vereceğim bakın. Tabii ki. Madem statü uygulanıyor yani ikinci ligde, üçüncü ligde. Evet. İlk başta ne dendi? Playoff oynatılmayacak dendi ikinci ligde. Doğru mu? Evet. Üçüncü ligde de aynı şekilde. Evet. Şimdi ikinci ligin, üçüncü ligin statüsünde şu diyor aynı. Söylüyorum statüyü sezon başındaki. İkinci ligde ve üçüncü ligde gruplarında birinci sırayı alan takımlar doğrudan bir üst lige yükselir. Yani ikinci ligdekiler birinci lige, üçüncü ligdekiler ikinci lige. Geri kalan gruplardaki 2, 3, 4, 5. sıradaki takımlar playoff oynar. Sezon başına koymuş musun kardeşim bu kuralı? Koymuşsun doğru mu? Aynen. Şimdi gelelim küme düşmeye. Son 3 sıradaki takımlar ikinci ligde sayıyorum. Zaten Şanlıurfa falan düştü. Düşmeyenleri sayıyorum. Ahmetspor, Gümüşhane Spor, Niğde Anadolu Spor. Bu takımları niye küme düşürmediniz uzun madem statüyü uyguladınız? Evet. Şimdi Niğde Anadolu Spor 11-12 puan fark yemiş. Son 6 hafta var. 12 puan fark 6 haftada kapatabilecek mi sizce? Yani. Kapatamayacak. Matematiksel değil. Olarak bunun açıklaması ne? Evet. Matematiksel olarak kulübün şansı var ligde bıraktım. Ya adamların arasında 1 puan var bölgesel amatörlükte. O adamı sen nasıl bırakıyorsun o zaman ya? Ben yaptım oldu bitti olmaz. Bakın en yakın takipçisi Etimesgut Belediyespor 28 puanda. Niğde Anadolu Spor 17 puanda. Ve sen Niğde'yi ligde bıraktın. Kümede kalma ihtimali var diye. Evet. Üçüncü lige geliyorsun. Madem bir karar aldın o zaman Erzin, Payas, Kemer, Altındağ, Batman, Modafen bunları da küme düşürmen lazım seni. Bunları niye küme düşürmüyorsun madem statü uyguladın, olağanüstü durum var. Çıkarırken 2-3'ü çıkarıyorsun, maç oynatıyorsun. Şartlar uygun diyorsun ama küme düşmeye gelince şartlar uygun değil. İşte statü olağanüstü durum var, böyle böyle yaptım, küme düşürmedim o takımları. Ya adamlar zaten küme düşmeyi kafada bitirmişler, bir korona çıkıyor ortaya. Ondan sonra piyango vuruyor adamlar, ligde kalıyor. Sen niye tekrar ikinci ligde? Niye koronadan oluyor? Zaten 12 puan fark yemişsin, küme düşmüşsün. Zaten kafada bitirmişsin ligi. Ama bölgesel amatör lige gelince, bugün hele 11. grupta ya, 1. ile 4. sınıfı 3 puan fark var. 3 bakın, 4 haftada 3 puan çok kolay kapanacak bir puan. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Ben o takımı çıkardım, bu takımı çıkardım, oldu bitti. Benim aldığım karar bu. Kime sordun kardeşim? Kulüp başkanına sordun mu? Bu adam ne çekiyor? Para oyunculara ne yapıyor? Oyuncular ne ödüyor? Şimdi sen kulüplere sırtını döndün doğru mu? Aynen. Kulüpler de oyunculara sırtını döndü. Bu adamlar evine ekmek götürmüyor mu? Futbolcular alacağını nasıl alacak şimdi? Evet. Ya bu durumlar var yani. İkinci lige, üçüncü lige geliyorsun. Bu kuralları uyguluyorsun. Ama bölgesel amatör lige gelince bu olmaz diyorsun. E bu çifte standart yani. Böyle bir karar alamazsınız ki. Ya komple kimseyi çıkarmayın ya da çıkaracaksanız en azından ikincileri, üçüncüleri maç oynat. Bakın. Direkt çıkarsınlar demiyorum kimseye. Yanlış anlaşılmasın. Maç oynamadan falan çıkılmasın demek yok. Liderler de dahil, zaman... bölgesel amatör ligde liderler dahil bir puan aralığında evet. Olanları lider açıklayamaz.
Şimdi geçtiğimiz yılda TFF 3. ligine kaç takım yükseldi? 9 takım yükseldi. 9 takım. Bu takım nasıl, bu sene nasıl 11 takım yükseltiyorsun? Evet. Ayrıca da şu var. Bakın bizim ülkemizde biliyorsunuz futbol seviliyor. Yani bugün TFF'nin İstanbul'da Riva tesisleri var. Evet. Biliyorsunuz. Bu takımları orada toplayıp konaklatabilirsiniz. Orada korona testlerini yapıp düzgünce, yani bir hafta iki haftalığına bu tüm takımları karantina yapıp en kötü bir maç oynatabilirsiniz. Yani en azından herkes hakkıyla kaybetmiş olur ya da hakkıyla çıkmış olur. En azından kulüpler der ki ya kardeş ben maçımı oynattım kaybettim hakkımla yenildim. Ama en azından o hakkı tanıyın takımlara. E şimdi bugün Isparta Spor ya da Karaman örnek veriyorum 7. gruptan gidelim ya da Yıldırım Kütahya'dan bakalım. Ya evet. 4 hafta var daha ya bu adamlar maç oynayacak deplasmana gidecek evine gelecek. Şu olacak, bu olacak. Yani siz liderlerin 4'te 4 kesin yapacağını düşünüyor musunuz? Bu kararı alıyorsunuz. Evet. Bu takımlar para harcıyor. Ya aralarında emin olun bakın 4-5 milyon lira para harcayan takımlar vardır. Siz bu adamların emeğini, cebinden çıkan parasını hiçe sayamazsınız. Bakın bugün 2. ligde Fatih Kol ne dedi Sancaktepe Kulübü Başkanı? Önceki ilk alınan kararda. Ben dedi 15 milyon lira para döktüm dedi. Sizin statünüz buydu dedi. Ben bu statüye göre yatırım yaptım dedi. Siz nasıl bu kararı alıp bana playoff oynatmıyorsunuz dedi. Yani o da dedi ki bana hakkımı verin dedi. Ben maç oynayarak en azından kaybedeceksem maç oynayarak kaybedeyim dedi. O zaman hakkımla kaybetmiş olacağım dedi. Doğru mu? Evet. E şimdi bölgesel amatör lig takımları da hakkıyla kaybetsin o zaman. Oynatın maç. Ya bugün bu takımlar zaten 3-4 milyon lira harcamış. Doğru mu Levent abi? Evet. 200 bin lira daha harcasınlar hadi. Korona testleri yapılsın. Şartlar sağlansın. Bu takımlar da maçını oynasın. Kim çıkıyorsa çıksın yani ondan sonra hakkıyla. Evet. Sonuna kadar ya da 3. ligde kalabalık oynatacaksınız. En azından gelecek sene küme düşmeyi sonuçluydu. Son 6 yaparsınız. Bu durumdan da böyle kurtulabilirsiniz. Yani aslında çözüm almak isterseniz yani çözüm bulunabilir. Çözüm bulunamaz değil ama siz bu kulüp başkanlarını İstanbul'a çağırmazsanız kardeşim derdin ne istiyorsunuz? Nasıl yapalım? Fikirleriniz nedir derseniz bu olmaz. Ama kime soruyorsunuz siz? 3. lig kulüp başkanlarını diyorsunuz ki bölgesel amatör ligli takımlarını alalım al. Adam almayın der tabii ya. Adam niye alın desin ya 3. lig. Ben 3. lig kulüp başkanı olsam bana bu soru sorulsa ben almayın derim. Niye? Benim gelirim bölünecek ya. İddiadan gelen param bölünecek benim. 2 haftada bir iddiaya giriyorsa benim takımım 3 haftada bir girecek. Ben niye gelirim böldüreyim? Siz 3. lig takımlarını sorarsanız olumsuz cevap alırsın. Ayrıca da 3. lig kulüp başkanları nasıl bölgesel amatör ligle ilgili yani kulüp başkanları adına karar alınabiliyor, oy kullanabiliyor ya da orada fikir sunabiliyor? Ya böyle bir hakları var mı? Yani 2. lig, 3. lig kulüp başkanlarını muhatap alıyorsun, toplantılar yapıyorsun, aylardır toplantı evet. yapıyorsun. Onlar kulüpler birliği olarak çıkıyor, biz maç oynayacağız, oynamayacağız, istediklerini yaptırıyor. Sen bölgesel amatör lig takımlarını muhatap almayıp tek liderleri çıkarıyorsun. Yani Mete Ekiz kardeşim sonuna kadar söylediklerinde haklısın. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediklerin varsa ekleyebilirsin. Ya diyeceğim son olarak şu bugün baktığınız zaman 2. 3. sıradaki takımların çoğunu koyun. Bakın Kütahya'yı bugün koyun 3. lige. Siirt'i koyun, Adıyaman'ı koyun, Ceyhan'ı koyun. 3. ligde en aşağı bu takımlar playoff yapmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bakın o derecede kaliteli takımlar bunlar. Tabii 1. sıradaki takımlarımız da aynı şekilde. Onlara hani direkt çıktığı için onlara yorum yapmıyoruz. Zaten onlar üst lige yükseldiği için. Evet. Ama demek istediğim yani bu takımlar 3. ligdeki takımlardan daha fazla para harcayıp mağdur olan takımlar. 3. ligdeki takımlar zaten gelir olan takımlar. En kötü iddiadan 1 milyon, 1,5 milyon lira gelire sahip takımlar. Siz bu takımların hakkını savundunuz ama cebinden 3-4 milyon lira harcayan kulüp başkanının hakkını bugün savunmadınız. Yani burada Sayın Başkan Ali Düşmez'in kesinlikle bu konuya neşter vurup doğrudan bir çözüm ulaştırması gerek. Kulüp başkanlarını bir kere çağırması gerek İstanbul'a. Ne istiyorsunuz diye sorması gerek. Ya benim diyeceklerim bu kadar. Evet çok teşekkür ederiz Mete Ekiz kardeşim yorumların için. Yine Ankara'ya da başkente de selamlar. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. İyi akşamlar.